Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Anne baba haksız olduğu zaman itiraz etme hakkımız var mı? Tabi bu sorunun belki onlarca farklı boyutları var. Ben o sorulardan birkaç tanesini daha sizinle paylaşayım. Mesela anne baba fasık günahkar ise onlara nasıl itaat edelim? Anne baba itaatte sınır nereye kadar? Her konuda mı? Ayrıca dinimiz anne babaya razı etmeden cennete girilemeyeceğini söylüyor ama e babamız annemiz Allah'ın kurallarını hiçe sayıyorsa e onlara nasıl itaat edeceğiz? Demek ki anne babanın itaat ile ilgili akla gelecek bütün soruları e, sormak mümkündür. Fakat Peygamber Aleyhisselam'ın bütün bu ve benzeri sorulara verdiği bir cevap var ki hayatımız boyunca gözümüzün önünden hiç çıkmasın. Esma bint Ebu Bekir soruyor. Ya Resulallah henüz Allah'a inanmayan, müşrik olan, kafir olan annem yanıma geldi. Acaba ona nasıl davranayım? Peygamber Aleyhisselam'a soruyor yani. Çünkü e, annem diyor yanıma geldi diyor. E, annem benimle görüşmek, konuşmak, hasbihal etmek, yanımda bulunmak istiyor. Ama o Allah'a iman etmediği için ben ona nasıl davranacağım konusunda şüpheye düştüm, tereddütte kaldım. Ne buyurursunuz? Ona iyi davranayım mı? Onu memnun edeyim mi? Peygamberimiz verdiği cevap evet. Ona gereken hürmeti, saygıyı göster. İşte. Şimdi buna göre anne baba kafir bile olsa onlara karşı insani vazifelerimizi, evlatlık görevlerimizi yapmamız ve gereken hürmeti göstermemiz gerektiği anlaşılmaktadır. Hatta bu hadisten Kafir bile olsa anne babaya nafaka vermenin vacip olduğu hükmü çıkarılmış. Onlara bakmak zorunluluğu getirilmiş yani. Demek, demek ki kafir bile olsa anne babaya karşı hürmet etmek ve nafaka vermek meselesinin ehemmiyeti başka ayetlerden de anlaşılmaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayeti kerime gelmiş ve hüküm buna göre sonuçlanmıştır. Ayet şöyle sizinle din hususunda muharebe etmemiş, savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış olanlara iyilik yapmanızdan, onlara adaletle davranmanızdan dolayı Allah sizi yasaklamaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Mümtehine suresi 8. ayet. Müşrik bile olsa anne babaya hürmet hususunda okuyacağımız şu ayetin meali daha açık. Nedir o ayet? Eğer onlar yani anne baba sence ilimde yeni olmadık herhangi bir şeyi bana eş tutman üzerinde konusunda seni zorlarlarsa kendilerine itaat etme. Onlara dünyada iyi geçin. Bana dönenlerin yoluna uy. Bakın şimdi. Bu da Lokman suresi 15. ayet. Bu açıklamalara göre Müslüman olan bir anne baba ne kadar günahkar olursa olsun onlara saygı ve hürmette kusur etmemek lazım geldiği kendiliğinden anlaşılmaktadır. Yani onlara hürmet ve saygı göstermek ayrı bir konu ama onlara itaat etmek ayrı bir konudur. İsyan etmek ayrı bir konudur. Yani Allah'a isyanı emreden bir istek olmadıkça, Ha, namaz kılma, oruç tutma gibi o zaman anne babaya mutlak manada itaat edilecek. O halde Allah'ın emrine aykırı olmayan her isteklerini yerine getirmek gerekiyor. Ancak Allah'ın emirlerine ve yasaklarına aykırı bir istekleri olursa o zaman bu isteklerine uyulmaz. Peki uyumadık diye isyan mı edeceğiz? Hayır isyan da edilmez. Bu istekleri yerine getirilmez ve sessiz kalınır. Hürmet ve saygı devam eder. Diğer taraftan kalpleri çeviren Allah'tır. Ona iltica etmek gerekiyor. Çocukların anne babalarına gösterdikleri bu sevgi, saygı ve hürmet inşallah onların kalplerin yumuşamasına, yapacakları dualar belki de onların ıslah olmasına vesile olacaktır. Onun için hedef ve gaye onları kazanmak olmalıdır. Tabi dinimiz teyze ve dayıyı anne yerinde hala ve amcayı da baba yerinde kabul etmiştir. Bu sebeple sadece anne babaya değil, teyze, hala, amca ve dayı gibi yakın akrabalarımıza da aynı hürmet ve saygı göstermemiz gerekiyor. Özetle onların haram isteklerine, yasaklarına uymayacağız. Fakat saygı ve sılay rahim dediğimiz irtibatı kesmeyeceğiz, kusur etmeyeceğiz. Diğer akrabalara gelince... Yani Anne babamızın yakınları olur, diğer akrabalarımız, kardeşlerimiz olur. Onlarla da sılay rahibimiz, akrabalık bağlarımızı koparmayacağız. Günahkar da olsalar iyi ilişkilere devam edeceğiz. Ancak onların yine bize haram istekleri bulunursa onlara uymayacağız. İyi günde iyi insanlarla herkes kardeşlik yapar, dostluk yapar. Önemli olan en zor zamanlarda kardeşlik yapmak ve kardeşini kötülükleri ve günahlar içinde bırakmamaktır. Gerçek vefa, gerçek dostluk ve kardeşlik işte budur. Müminlerden de bu beklenir. İnanç yönünden bazı kusurları, hani iman noktasına veya İslami yaşayış bakımından bazı eksiklikler olan akrabalarımızla ilgili durumumuza gelince imkan nispetinde mümkün olduğu kadar eksikliklerin telafiye çalışmak onları hakka ve hakikate ısındırmaya ve alıştırmaya gayret etmek bize düşer. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın da Peygamber Aleyhisselam'a önemli bir tavsiyesi şu. Önce yakın akrabalarına hakkı tebliğ et. Ve enzir aşiratekel akrabin. Madem ki Peygamberimize Allahu Teala'nın böyle önemli bir tavsiyesi şu halde. Bizim de bu ilahi tavsiyeye göre hepimiz buna göre hareket etmeliyiz. Ve o akrabalarımızı ve dostlarımızı elimizden geldiği kadar hem dünya saadetlerine hem ahiret saadetlerine vesile olacak hal ve hareketlerde bulunmamız gerekiyor. Yani onları kaybetmeye değil kazanmaya, onları küstürmeye değil barıştırmayı, barıştırmaya, onlara zarar vermeye değil faydalı olmaya çalışmalıyız ve buna göre hareket tarzımızı belirlemeliyiz.